Osman Beyciğim, bak iki tane içtin zaten, gerisi fazla gelir. Al şuradan yumurtanı ye. Ekmek nerede ekmek? Ekmeksiz mi yiyeceğim ben bu yumurtayı ya? Hadi sen bir tas daha doldur. Hadi. Ya o kadar et suyun üzerine bir de dört tane yumurta mı yiyeceksin sen? Daha üstüne ananasım var. Sen bu yaşta bu kadar yemesen mi artık acaba? Kızım, ben body'ye başladım. 5000 kalori almam lazım onu ya. Bak. O böyle 23 yaşlarına falan geçerdi sanki. Hadi be, 23 yaşındakileri ben cebimden çıkarırım. Sen ne diyorsun? Sana maşallah deyip bu sohbeti sonlandırıyorum babacığım. O seni niye dinle öyle? Sen ona kahvaltı mı diyorsun şimdi? Çıkardığı sesi seviyorum, çok güzel. Baksana. Prenses. Buyurun Osman Beyciğim, ekmeğiniz geldi. Bekliyor değil mi o? Buradayım Osman Bey. Bu sabah kendime çok güveniyorum. Göreceğiz. Hala mı aynı muhabbet? Allah! Osman Bey, ben sadeliydim bu sabah, ekmek 10 numara. Yarım da var. Ha, evet, ama bugünü yırttık. Hadi afiyet olsun, görüşürüz. Sizin bu yediğiniz ne ya? Adamı kahvaltıdan soğutursunuz ya. Ailemle şöyle hafta sonunda zengin bir kahvaltı yapamayacak mıyım ben ya? Bak çok güzel. Gel bakayım şuraya. Oh! Beğendin onu değil mi? Güzel mi? Yolluyor Allah. Aç bakayım. Geldim anne, ne oldu yine sabah sabah? Ayakta mı konuşacağız? Geç iki kahve yap oturalım. Ya anne ne kahvesi, gidip dükkanı açacağım daha. Telefonda söyleyemediğim bu önemli şey ne? Hadi söyle. Gel gel. Evet anne, dinliyorum. Biz çıkıyoruz buradan. Aa, neden? Melike'yi doğanın koynunda yakaladım. Yani böyle çıplaklardı filan. Öyleli. Yani giyiniklerdi. E o zaman. Kızım, beni sabah sabah abuk sabuk konuşturma istersen. Yani aralarında bir şey var. Tezin doğru çıktı, öyle mi? Öyle gibi. Yani uyuyorlardı. Bence bize biraz daha sağlam kanıtlar lazım. O annesi olacak görgüsüzün bana söylediklerini bir duysaydın. Ne demek daha sağlam kanıtlar lazım? Evli baktı bir kadın benim bekar oğlumu yatağında uyuması yeterli kanıttır bence. Ya açık anormal bir şey değil mi bu? Anneciğim, bunların nesi normalde de bu anormal olsun? Ya hatırlamıyor musun? Melike Doğan'dan ayrılmamak için devlet okuluna gitmek istedi de Osman Bey Doğan'la kolejden burs ayarlayıp koleji aldırdı. E o zaman çok görgülü, çok asil insanlardı. Hiç sesin çıkmıyordu. Ne oldu? Kiralar çok yüksek. Yani belki bir süre sizin yanınıza taşınırız. Yani Doğan da bana bir oda yeter. Fazla eşyaları da sizin depoya ve teyzenin depoya koyarız. Daha neler? Kimse sizi buradan çıkartamaz. Oğlun avukat, halletsin. Bir anneni mi sığdıramadın evine? Ben elden ayaktan düşünce ne olacak? Bakmayacak mısın bana? Nankör. Verdiğim emekler haram olsun sana. Onu elden ayaktan düşünce konuşuruz. Hem bak pilates yapıyorsun, taş gibisin. Kredi kartını da asgarisine ödemişsin. Ne kadar faiz alıyorlar, senin haberin var mı? Niye hepsini tamamlamadın? Şimdi gidiyorum o bankaya, kredi kartımı iptal ediyorum. O bankadaki bütün hesaplarımı da kapatıyorum. Ya benimle ilgili bilgiyi sana nasıl verirler ya? Ya nasıl verirler? Allah kahretsin onları. Hayır, niye vermesinler? Ben o şubede kaç yıl müdürlük yaptım. Allah Allah. Bana bak, eğer sıkıntıdaysanız Doğan ödesin. Boş boşuna faiz vermeyin. Akşam yine inlettiniz apartmanı. Anlat bakayım. O bir numaradakilere söyle, çıksınlar evimden. Evimden derken? Benim evim. Evimden derken ne yani, tapunun üstümde olması mı gerekiyor? Ya dul bir kadın, niye durup dururken evimden çıkarıyormuşum ben?
Onlar bana rahmetli Ahmet Hakan'ın emaneti. Olmaz öyle şey. İşin aslında ne? Söyle bakayım. Şimdi senin bu kızın var ya. O Doğan sünepesiyle aynı yatakta uyumuş mu ne yapmışsa o semada illetti ortalığı. Prenses? Sen uyuyacak başka bir yer mi bulamadın? Ne oldu, senin aranda bir şey mi var o çocukla? Ay ay, vallahi hiç güleceğim yoktu. Aa. Hayır, aramızda bir şey yok da sen niye güldün buna bu kadar? Komik. Komik. Allah Allah. Dün gece hiç öyle demiyordun ama. Şimdi niye kahkah gülüyorsun? Aramızda bir şey olacak diye korkuyordun dün gece. Bana bak. Ben senin annenim ve seni uyarmak zorundayım. Ayrıca komik olan şu ki senin Doğan'la rüyanda bile uyuma ihtimali yok. Anlaşıldı mı? O niyeymiş? Doğan gayet de yanında uyunası biri. Yani uyuyacağımdan değil ama uyulası biri. Zaten uyumuşsun işte. Ya her yanında uyuduğun aranda bir şey mi olacak baba ya? Kızım sen kaç kişinin yanında uyuyorsun ya? Lafı gelişi diyorum. Anladım ben onu. Öğrenirim işin aslını. Sakın. Bak, Doğan'la hiçbir şey konuşmayacağız. Tamam mı? Eğer böyle bir şey yaparsan en yakın arkadaşımı kaybederim. Tamam mı? Senden korkusuna selam bile vermez bana. Aa, vermesin. Vermesin. Bak sakın diyorum. Zavallının başına benim yüzümden gelmeyen kalmadı zaten. Sakın. Sakın. Çok çiğ laflar etti annem Sema teyzeye. Teşekkürler prenses. Yok öyle ucuza kirada oturuyorsunuz. Size lütuf yapıyoruz da falan getirdi. Vallahi onu, ben onu bunu bilmem. Bunu düzeltecek. Evin mülkiyeti sizde diye insanlara eziyet edemezsiniz ya böyle. Bana bakın. Çok net söylüyorum. Sizden utanmak istemiyorum. Yani Nergis, görmemiş geldin, görmemiş gideceksin. Bana bak, git mutfağa. Kek, börek ne yapacaksan yap, git kadından özür dile hadi. Ben kek falan yapmam o kadına. Nergis Hanım! Bir kahve içilmediniz her. Şişt. Sema teyze geldin, yer belli derken ne demek istedi sana? Senin de bir an önce gittiğin yer belli olsa keşke. Anneciğim, Taner'in başka kadınla çocuğu var, çocuğu. Kimin yok ki? A pes, babamın yok mesela. Cem'le Can ne peki? Aynı şey mi? İlk karısından. Nasıl aynı şey mi? Farklı bir şey mi? Bak iki kişi, Cem, Can. Ay! İki tane. Geldiği yer neresi? Neresi olacak? 50 kere anlattım sana. Benim sekreterimdi. Yani sekreter masası dışında başka bir kökeni yok diyorsun. Böyle beden işçiliği falan. Sen ne biçim konuşuyorsun annen hakkında? Tabii benim anladığım anlamdaki o meslekse o. Ya ben mesleğe kötü bir şey demiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bilmediğim bir şey mi vardı yani? Böyle herkes burun kıvırıyor falan yani. Kim burun kıvırıyor? Taliha. Ne bileyim işte abimler, şimdi Sema teyze falan. Talha senin doğumunda annene saldırdığı için boşamıştım ben onu. Yani şimdi ilk karımla ikinci karımla oturup beş çay içecek hali yok ya, tabii ki burun kıvıracak. E abinler desen analarının etkisi altında büyüdü, ondan burun kıvırıyor. Sema'ya gelince... Bana bak. Sema iki kocadan sonra seni oğluna almak istemediği için annenle arasında geçimsizlik çıkarmaya çalışıyor olabilir ha. Allah Allah. Kim istiyormuş onun oğlunu? Anlayacağız bakalım. Bana bak. Doğan'ın ayarlarıyla oynamak yok. 25 yıllık arkadaşım o benim. Söz ver. Ne? Doğan, ne arıyorsun?
Standart, sen ne yapıyorsun? Allah şükürler olsun. Bizim Muhsin müdafası ne oldu? Muhsin müdafası mı? O ne ya? Sivas'taki abimlere dava açacaktın ya. Muhsin müdafası ne abi ya? Öyle yazılmış ilk Türk romanı gibi. Muris muvazası. Ayrıca ben senden vekaletler istedim, verdin mi? Verdin. Tapu örneklerini istedim, getirdin mi? Verdim, vekaletnameyi ve her şeyi verdim sana. Tamam, halledeceğim ben abi. Buradan Sivas'taki malbük işini halledeceksin ha? Bu yap diye bir şey var diyeceğim sana da sen onları da başka başka çevireceğim diye korkuyorum demiyorum. Değil mi? De, eğer sen çok meşgulsen... Hı hı. Bir koli çekirdek alıp daha pahalı bir avukat mı tutacaksın kendini? Sen de haklısın. Çok güveniyorum sana. Halledeceğim abicim, ben merak etme. Hadi. Ne oldu ya? Bir yattık. Selamı sabah kesti. Nasıl olsa alacağımı aldım. Pislik. Hepiniz aynısınız. Ama merak etme, hamile kalırsam sana yıkılmam. Kendim bakarım çocuğa. Ay, çok duyduk biz bunları. İki gün sonra ararsın beni. Çocuk özledi, 5 dakikada olsa gel diye. Keyfimden mi arıyorum sanki? Çocuk bu, istiyor. Ne yapayım, ağzını mı bantlayayım? Hani yıkılmayacaktın sen bana? Ha? Hani kendin büyütecektin çocuğu? Senden gelecek hayır, Allah'ımdan gelsin. Çok şükür durumum iyi. Aslanlar gibi bakarım çocuğuma ben. Ana da olurum, baba da olurum. Bana vicdan yapma. Ay, şu an tüylerim diken diken oldu. Yemin ediyorum kucağımda çocukla böyle yağmurlu bir günde senin gelişini bekliyormuşum gibi hissettim. Allah korusun. Yani var ya, benim de şurama taş oturdu resmen. Hay, çocuğun ne suçu var? Doğmuş artık, al sorumluluğunu değil mi yani? İşte sen böyle bir pisliksin Melike. Melike, hadi. Tamam, geleceğim şimdi. Hadi hadi git annenle. Yalan mı dön sen? Nefis terbiyesi ya. İşte öyle kendime eğitiyorum. Çat diye vuruyorum arada. Ay yok be. Yalan söylüyorsun. İnsan o kadar şiddetli vuramıyor kendine. Erkek kuvveti başka, güzelim. Melike. Ay tamam, geliyorum. Neyse, öğrenirim ben sonra işin aslını. Yemeğe gideceğiz şimdi. Bir şey konuşacağım seninle sonra. Hatırlat bana. Bir şey diyeceğim. Şimdi söyle, merak ederim. Sonra. 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 Hey! Buyur Osman amca. Sabah erkenden bana gel. Konuşacaklarım var. Tamam Osman amca. Ne konuşacak benimle ya? Ne işin vardı kızımla aynı yatakta diyecek. Üf, benim bir bahane bulmam lazım. Ay hala oturuyor musun sen oğlum? Kalk giyin. Osman Bey'le de davetliyiz yemeği bütün apartmanı, unuttun mu? Doğan. Ah, o ne suratındaki? Sarımın bayım anne. Gelemem. Herkese bulaşır. Sarı humman var ülkede. Deli deli konuşma, Afrika'da o. Hayır, artık ülkemizde de var. Duymadın mı anne? Açıkladılar. Ben ikinci vakaymışım. Özür dilerim anne. Oğlun yine birinci olamadı. Ama bütün belirtilerim var, merak etme. Sırtım ağrıyor. Gözlerim sarı mı? Gözlerim sarı mı? Allah, bak halsizlik desem bak. Bak. Yarın doktora gideceğim hiç beklemeden. Sen onlara gelemiyor de, kimseyi riske atmak istemiyor de. Kanlar mı anne? Kanlar mı? Ay. Hiçbir şeyin yok senin. Hem uydurma. Nereden
neden sarhuma olacaksın sen? Yani Osman Bey korkusundan ne yalan uyduracağını şaşırdın Doğan. Ama çok ayıp. Bak adam ev sahibimiz, gitmemiz lazım. Ha Melike olsa koşa koşa giderdin değil mi? Ben sorumluluk sahibi bir insanım anne. Kimseyi riske atamam. Karantinada de. Hepinizi düşündü Doğan. Hiçbirinizi kıyamadı de. Bu güzel apartman hep böyle güzel kalsın istiyordu de. Ne olur söyle onlara anne. Aman iyi. Ben gidip haber vereyim. Sonra da gelip sana bir zencefilli çay yaparım. Anne sarı ummayım diyorum, zencefilli çay diyorsun anne. Yok mu kavun gibi bir şey ya içeride? Yani bütün ülkede sarı humma döndü dolaştı, seni mi buldu Doğan? Yani her şeyin bir değişik oğlum ya. Her şeyin bir değişik. Kısmet anne, ne yaptım? Gidip büfeden mi aldım? Bulaştı işte Allah'ım. Oh be, atlattık Osman amca stresini. Aman bulmayacağım bahane falan. Ne olacaksa olsun ya, yeter artık. Şamar olan olduk herkesin ya. Günaydın Sema Hanım. Günaydın. Günaydın Duvan. Osman Bey diyeyim, seni diyeyim, yukarıya bekliyor diyeyim. O niye öyle? Ne yapacakmış Doğan'la? Tamam ben biliyorum anne, konuşacağız biraz ya. Ben çıkıyorum, sen git Cevdet abi, tamam. Ne konuşacaklar? Ben nereden bileyim Sema Hanım? Duvan burada, ona sorsana. Sen annem bilmiyor mu? Ben yokmuşum gibi davranmaya bayılır. Hadi görüşürüz. Anne. Efendim? Şu babamı da bir sal artık. Düş şu adamın yakasından ya. Allah'ım sen bana yardım et lütfen. Yok yapamayacağım ben, yapamayacağım. Aman öldürecek hali yok ya. Öldürür belli olmaz. Ne yürüyorsun Duvan? Niye bekliyorsun burada? Çağsa acili Allah Allah. Ben dalmışım da sonra gelirim ben. Duvan? Melike. Cevdet. Ekmek. Nereye gidiyorsun sen ya? Babam seni bekliyor içeride. Bana bak. Babam sana eğer Melike ile aranızda bir şey var mı derse yok diyorsun, ona göre. Var mı da var diyeceğim Melike ya. Yok diyeceğim tabii ki. Hayır kemküm etme diye söylüyorum sana. Sonra babamı görünce ayarların falan bozuluyor senin. Bak sana soruları da önceden sızdırıyorum. Yüzüne gözüne bulaştırma, sağlam dur. Sağlam duracağım tabii. O küçük çocuk yok artık karşısında. Kocaman yetişkin bir avukat Doğan var, bilsin. Bak eninde sonunda konuşacaksın. Onun için ben yorulmadan konuşmaya başla. Çünkü ben yorulunca acayip sinirleniyorum. Osman amca siz yorulmadan da çok sinirlisiniz şu an. Daha sinirlenirim. Daha. Onun için konuş lan! Vallahi ne konuşacağım bilmiyorum ki Osman amca. Ama tamam. Neyle suçlanıyorsam onu yaptım. Kabul ediyorum. Demek benim kızım senin yatağında buldukları doğru. Öyle mi? Hayır o doğru değil. Ben sarhoştum. Melike beni sağ olsun gelmiş yatağıma yatırmış. Ondan sonra orada içi geçmiş yanımda uyumuşuz. O kadar olay bundan ibaret Osman amca. Onlar kim ne söylüyorsa yalan, vallahi yalan söylüyorlar. O dış mihraklar yok mu? O dış mihraklar... Lan! Sen benim 40 yıllık karıma seraya yer canımı diyorsun. Yeğene bir şey diyeyim Nergis teyzeye. Hem onda öyle bir tip yok ki bir kere. Rus ajanı belki olabilir. Mozart! Benim karıma Rus mu diyorsun? Vallahi demedim. O anlamda demedim. Güzel kadın anlamında dedim. Lan! Sen benim kızımdan sonra karamadı mı Yasus? Estağfurullah. O ne demek ya? Olaylar nereye gidiyor böyle Osman amca? Lütfen biraz itidal, biraz mantık, biraz izan talep ediyorum ya. Kes! Bana bu avukat ağzını yapma. Bana bak. Bana bak. Oğlum. Bak aranızda bir şey varsa bana söyle. Tamam mı? Erkek gibi açıkla. Kız boşandıktan sonra ben sizi evlendiririm. Kız söyle. Şey, yani böyle küçük bir şey olabilir ama tek taraflı yani. İlgi beğenme anlamında ama vallahi ciddiye alınacak bir durum. İşte lan!
Ben böyle öttürürüm adamı, öttürürüm. Oğlum, benim kıza normal bir koca lazım. Anası olacak kadının para para diye ayarlarıyla oynadı. Aklına at, para önemli değil. Ben size para veririm. Hem hiç dert etme sana, tamam mı? O yıldaki kiracı çıkarız, ben sizi yalıya yerleştiririm. Nişantaşı'nda harika bir yazağın açarız sana, tamam mı? Namık'taki benim o müşterileri alırız, sana pasladık mı? Oldu bitti, ne dersin? Ben istemem Osman amca. Hele Namık abinin müşterileri Allah korusun. Öyle yalı falan ben sizden kabul edemem ki. Melike de beni düşünmez zaten. Sen kaç paralı adamsın da benden bir şey kalırız diyorsun? Babacığım, kahvaltın hazır. Et suyunu soğutma istersen. Darlamada çocuğu, ikna olmuşsun artık. Ne dedin sen buna? Hiç, prenses mi? Hiç. Hazır et suyunu, yürü. Hoppa! Dur Muammer abi, toplama hemen. Kaç attım ya? Sebahi'ydi. Yani? 6-2 be oğlum. Gele attın. Aa, Sebahi düşeydi mi ya? 3-2. Hep gele atıyorsun be oğlum. Çok şanslısın ya. Ne kumarda ne açta vallahi Muammer abi. Baksana bu yaşımızda öyle anamızda evde kala kaldık. Sen de o ana varken zaten işin çok zor Necip abi. Haydi. Hop! Doğan! Hayırdır oğlum, nereye? Nereye gideceğim? İşe gidiyorum işte her gün gittiğim gibi. Cumartesi oğlum bugün, ne işi? Ne cumartesi ya? Senin yanlışın vardır ya. Cumartesi mi bugün? Cumartesi. Ne oldu oğlum? Kötü bir şey mi oldu Doğan? Doğan! Doğan! Ne oldu oğlum? Aa gitti. Bak kesin kötü bir şey oldu ha. Yok ya, her zamanki hali. Yok yok. Bak hayalet görmüş gibiydi. Kabus falan, rüyada yürüyor adam resmen ya. Doğan abi hep rüyada gibi Muammer abi ya. Onun kafa hep didik. Naman yani. Çay alacağım. Çay? Yok. Ayşe'cim be, ben bir çay rica edebilirim. Sen çayı anamla içersin Necip abi. Hoppa kemik. Doğan günaydın. Efe bugün seninle takılsa olur mu? Benim çok işim var. Hadi anneciğim. Hadi oğlum, oturun dayımla. Ödevlerini yap ama yarına kalmasın. Doğan. Görüşürüz. Doğan. Heper abla. Abla mı? Ay yani kendimi böyle yaşlı mı hissettireceksin bana ya? Niye öyle diyorsun ya? Her yaşın aynı güzelliği var Heper abla. Ha, azimle bana kendimi abla diyerek yaşlı hissettireceksin, öyle mi? Ya ben sana peri kardeş desem de aynı yaşta olacaksın ki. Ayrıca çok güzel bir kadınsın, duymak istediğim buysa. Sen ne yapıyorsun böyle ya, tek başına cumartesi? Sıkılmıyor musun? Ben sıkıcı biri miyim? Yok, Allah için değilsin. Hatta tam tersi. O zaman? O zaman? Niye sıkılayım kendimden, sıkıcı biri değilsin? İyi Doğan, iyi geceler. Dayı, bekle. Bak sana da dondurma aldık. Biraz eridi ama hala güzel. Efe. Ben bugün sizde yatacağım. Neden? Annemin örgü kulübü biraz uzun sürecekmiş de o yüzden. Tabii insan böyle bir durumda babasıyla evde kalır, öyle değil mi? Ya babamla geç gelecekmiş dedim ya anneanne ya. Eminim öyledir. Tabii eğer bir babam varsa. Anne, üşenmeden soruyorum. Neden böyle bir şey dedin şimdi? Hiç. Hadi elini yüzünü yıka, hemen yatağa. Daha erken. Sana demedim. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.